Ama sen de 3 senedir aynı yaştasın yavrum. Ben sonra söyleyince kızıyorsun. Ya sana ne ya? Ben şimdi saklarım, saklarım. Ya ben de seneye 30 oluyorum. Aslında benim de saklayasım var. Ay sen yine iyisin. Ben 32 oluyorum. Ben daha kötü. 33. Bir gün gelecek. Hepimiz 60 yaşında olacağız. Ve yaşımızı saklayacağız. Sonra şayka gibi denyo bir eski arkadaşımız çıkacak. Kızım ben onun yaşını bilirim. 60 yaşında o diyecek. Evet ya, gerçek yaşı hep eski arkadaşlar yumurtluyor. Gelin aramızda bir anlaşma yapalım. Bugünden itibaren herkes 5 yaş küçülsün. Birbirimize şıracını şahidi bozacılık mı yapacağız? Fena fikir değil ha. Biz birbirimizi böyle kollarsak bundan mesela 20 yıl sonra hala 5 yaş küçük olduğumuzu iddia edebiliriz. Ve en az 3 tane şahit bulabiliriz. Ben varım. Şu andan itibaren Fatoş benim için 37 yaşında. Aslı 28 yaşında. Yaprak 25. Şahika 27. Arkadaşlar bugünü unutmayalım. Kimse kendi ve arkadaşlarının yaşıyla ilgili doğruyu söylemeyecek. Sözünden dönenin botoksları tutmasın. Dolguları fil kadın gibi olsun. Poposu selülitten kesilmiş yoğurda dönsün. Söz mü? Söz! Ne yani? İstediğin kremi alamadın mı şimdi? Hayır şekerim. Yaptığımız anlaşmaya uyarak 37 yaşındayım dedim. Güzellik uzmanı da ay kusura bakmayın biz bu kremi 40 yaşın altındakilere veremiyoruz dedi. Ben de hiçbir şey diyemedim. Fatoş ama sen zaten 37 yaşındasın. Aa tabii şekerim sen de 25. Ama bu yüzden piyasadaki en harika kırışıklık kremini kaçırdım. Ne var bunda ayol? Spor salonunun koşu yarışında yaşımı 25 yazdırdığım için dereceye giremedim. Halbuki 30-35 yaş grubunda birinciydim ve 6 ay bedava üyelik kazanacaktım. Net anlaşıldı mı? İyi be anladık, 100 kere anlatma. 6 aylık üyelik kaç kuruş çıkarıp ben vereceğim, yeter ki sus. Aa! Bazen çok kırıcı oluyorsun Şahika. Ne pahasına olursa olsun yaş saklama konusundaki paktımız devam edecek kızlar. Ah! Laboratuvardan okey geldi, süper. Yoksa hamile misin? Nereden çıktı ya? Ay ne bileyim, birkaç gündür midem bulanıyor falan diyorsun da. Ay yok ya, kimya laboratuvarı. Makbule'ye süper bir düğün hediyesi buldum. En sevdiği ama artık piyasada bulunmayan temizlik malzemesini tahlil ettirip içindekileri buldurup aynen yaptıracağım. Gerçekten Aslı, inanamıyorum. Yani bu durumda sen yakında izin de alırsın. Ay ben yeni birinin bulsam acaba? Ne demek ya? Ben öyle hamile kalıp çocuk yapınca işini aksatacak biri gibi mi görünüyorum sana? Değil misin? Hayır efendim, ne demek? Ben çocuk da yaparım, kariyer de. Hatta bak göreceksin, bundan sonra daha hırslı çalışacağım. Kimle röportaj istiyorsun? Ay gerçekten Aslı. Allah aşkına söyle, 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 söyle. Kimle röportaj istiyorsun? Aslı. Cem Yılmaz. Cem Yılmaz olur mu? Cem Yılmaz röportajına gelecek ay dergide bile Fatoş. Göreceksin. Dene beni. Dene beni. Ay. Ben çok duygulandım ya Cem ve sen. İkiz olabilir ha. Niye? Bu yaşta genellikle ikiz oluyor ya. Hangi yaşta? 28. Kronik hastalığınız yok? Yok. Peki yaşınız? Önemli mi? Tabii yani. 28. Fatoş. 33. Hayır canım, karıştırıyor. Aslında 28 yaşında. Ya deli misin kızım sen be? Daha çok iyi gösterin diye yaşlı numarasına yatıyor. Aslı da 28 yaşında. Ben arkadaşımın yaşını bilmez miyim ayol? Değil mi Yaprak? Evet evet, 28. Yavrum burada sağlık söz konusu be. Yaz hemşire, 28. Ay, 33. 28 mi, 33 mü? Ay fark eder mi canım? Hamile mi değil mi? Siz onu söyleyin. Fatoş delirdin mi sen be? Aslı 33 yaşında, ben 32, Yaprak 30, sen de 42'sin bebeğim. Oh! Ay bunu yapmayacağım. Söz vermiştik, söz vermiştik. Ya, hepinizin poposu kesilmiş yoğurda benzeyecek. Olsun. Olsun. 33. Nasıl böyle asabi oldu ya? Ne
gel düz git Ankara'yı geç sağlam. Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizade'den sonra